Herkese merhabalar. Mayasız ve kabartma tozsuz sütlü güzel bir pişi tarifi vereceğim. Yoğurma kabına 1 yemek kaşığı şeker koydum. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su ve 3 yemek kaşığı yoğurdu ekliyorum. Süt ve su sıcak olacak. Böyle kaynar kaynar değil, sıcak veya ılık olabilir. Bu daha çabuk hamurumuzun aktifleşmesi içindir. Şimdi iyice bir çırpıyorum. Yoğurdumu iyice eritiyorum. İki çay kaşığı tuz ekliyorum. Tekrar bir kere çırpıyorum. Ve un ekliyorum. Aldığı kadar un ekliyoruz. Toplamda 4 su bardağı kadar un aldı. Unu önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra kaşığı çıkarıp ellerimle yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Un gerekirse un ilavesi yapabilirsiniz. Hafif hafif elinizi unlayarak da yoğurabilirsiniz. Ben de aynı o şekilde yapacağım. Şimdi kaşığımı çıkarıyorum. Ve ellerimle toparlıyorum. Toplamda 2 dakika boyunca bu hamuru yoğurdum. Yumuşak bir hamur olduğu için hafif hafif ellerimi unlayarak, un serperek yoğurdum. Serptiğim unla beraber toplamda 4 su bardağı kadar un tuttu arkadaşlar. Onu belirtmek istedim. Ve şöyle hamurumu iyice toparladım. İsterseniz bu hamura bir adet yumurta da ekleyebilirsiniz. Hemen şöyle hamurumu toparladıktan sonra kenara alıyorum. Yağımı ocağa koyana kadar ve hamur matımı getirene kadar toplamda 5 dakika dinlendiriyorum. Hem dinlenme aşaması da hamuru biraz daha iyi olmasını sağlıyor. 5 dakika yeterlidir. Hemen matımı serdim. Yağımı ocağa koydum. Yağ kısık ateşe, çok kısık ateşe koydum. Yavaş yavaş ısınması için, yağın yanmaması için bu önemli arkadaşlar. Her zaman o şekilde yapıyorum. Yağ önce kısık ateşte iyice ısıttıktan sonra altını açıyorum ve kızmasını sağlıyorum. Şimdi tekrar bir hamurumu toparladım. Sadece 30 saniye kadar hamuru toparladım. Bu pürüzsüz olması için önemli. Ve biraz un serptim. Unla beraber hamuru açıyorum. İsterseniz elle de açabilirsiniz. İsterseniz merdane ile veya oklava ile açın. Yapışmaması için arada bir un serpebilirsiniz veya yağlı kağıdın arasına koyup açabilirsiniz. Ekstradan un dökmek istemiyorsanız. Yumuşak olduğu için kolay açılıyor, hızlıca açılıyor. Hemen şöyle açtım. İsterseniz şimdi bunu yuvarlaklar kesebilirsiniz. Bardak yardımıyla veya kase yardımıyla. İstersen böyle benim gibi de kesebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar büyük olursa o kadar güzel kabarıyor. Bunu söylemek istiyorum. Ben küçük küçük yapacağım. Ama ne kadar büyük o kadar kabaracağını unutmayın. Şöyle kestim hamurları. Şimdi matımın üzerine alıp hemen kızartmaya götürüyorum. Bu arada şimdi artık yağımın altını açıyorum. Yani yüksek harlı ateşe yakın bir ateş olacak. Çok kısık olmayacak. Çok çok yüksek ateşte olmayacak. Çok yüksek ateşte hızlı pişirir ve çıkardığınızda hemen söner. Çok kısık ateşte de yağ çeker. Orta harlı diyelim. Yüksek harlının bir tık altı. Bu şekilde kızartalım. Hiç yağ çekmiyor. Kesinlikle sıfır yağ çekiyor. Eğer ki bu püf noktalarına dikkat ederseniz. Hemen koydum ve kızaranları çıkarıyorum. Küçük küçük olduğu için böyle kocaman kocaman kabaracağını düşünmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi büyük yaparsanız çok kabarır. Küçük yaparsanız kendi hacmi kadar kabarıyor. Tekrar hemen
Biraz daha atıyorum içine. Bütün hamurlarımı bu şekilde pişiriyorum. Mayasız, kabartma tozsuz, güzel, pratik bir pişi tarifi. Kızaranları hepsini çıkardım ve tek tek hepsini bu şekilde kızarttım. Şöyle bütün pişilerim bu şekilde oldu. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.